Fakat 22. gece gelince söze başlamış, ey bahtı güzel şahım, işittim ki, Cafer, Halife Harun Reşit'e öyküsünü anlatmayı şöyle sürdürmüş, kendisiyle konuşanın ecinli olduğunu sanan korkuya düşmüş kambur, yanıt veremeyecek kadar çok ürkmüştü. Bunun üzerine vezir, kızarak, bana yanıt ver, alçak kambur, yoksa şu palayla gövdeni parçalayacağım, diye haykırmış. Bunun üzerine kambur, başı daima abdesthane çukurunda olarak, derinden, ey ifritlerin ve ecinlilerin başı, Acı bana. Buradan bütün gece kıpırdamadığıma ve emrine uyduğuma yemin ederim, demiş. Bu sözleri duyan vezir artık ne düşüneceğini bilememiş ve fakat sen ne söylüyorsun? Ben ifrit falan değilim. Gelinin babasıyım, demiş. Bunun üzerine kambur derinden bir soluk vermiş ve sen çek git buradan. Benim seninle hiçbir ilişim yok. Ruhları ürküten o müthiş ecinli gelmeden çek git buradan. Zaten artık seni görmek istemiyorum. Felaketimin nedeni sensin. Evleneyim diye mandaların, eşeklerin ve de ifritlerin sevgilisi olan kızım bana verdin. Allah belam versin. Senin de, kızının da, tüm kötülerinde demiş. Bunu duyan vezir, ona, deli. Çık oradan. Çık da anlattıklarını iyice işteyim, demiş. Fakat kambur, belki deliyim ama, buradan o korkunç ifrit izin vermedikçe ayrılacak kadar da akılsız değilim. Çünkü gün doğmadan önce bu çukurdan çıkmamı kesinlikle yasakladı. Onun için git buradan da beni rahat bırak. Ama güneşin doğuşu daha gecikecek mi, gecikmeyecek mi, onu söyle, diye yanıt vermiş. Ve vezir gittikçe daha fazla şaşırarak, fakat sözüne ettiğin bu ifrit de kim oluyor, diye sormuş. Bunun üzerine kambur, ona, öyküyü, yeni gelinin yanına girmeden önce, hacet görmek üzere abdesthaneye gelişini, Fare, kedi, köpek, eşek ve manda olarak çeşitli kılıklarla ifritin belirmesini, sonra ne işleme maruz kaldığını, kendisine nelerin yasaklandığını anlatmış, sonra da inlemeye başlamış. Bunun üzerine vezir Kambur'a yaklaşmış, onu ayaklarından tutarak delikten dışarı çıkarmış. Ve Kambur yüzü tüm pisliğe bulaşmış, sapsarı ve ağlamaklı vezire, "Allah senin de mandaların sevgilisi olan kızının da belasını versin." diye haykırmış ve yeniden ifrit tarafından görülürüm korkusuyla, dehşete düşen kan buruldayarak ve geri dönmeyi göze almadan tüm gücüyle koşmaya başlamış. Saraya ulaşmış, sultanın huzuruna çıkarak ona ifritle olan tüm serüvenini anlatmış, Vezir Şemseddin'e gelince, o da deli gibi kızı Sittül Hüsnün yanına gelmiş ve ona, kızım, aklımın uçacağını hissediyorum. Bu serüveni bana açıkla, demiş. Bunun üzerine Sittül Hüsn, bil ki, öyleyse, babacığım, bütün gece düğünde saygıyla karşılanan yakışıklı genç adam benimle yattı ve bekaretimi giderdi, kuşkusuz ondan hamile de kaldım. Söylediklerimi kanıtlamak için, onun iskemledeki sarığını, divan üzerindeki iç donunu ve yatağın üzerindeki kuşağını gösterebilirim. Dahası, bu kuşağın altında ne olduğunu bilmediğim bir şey bulacaksın, demiş. Bu sözleri duyan vezir, iskemleye doğru yürümüş, sarığı almış, gözden geçirmiş, her yanını evirip çevirmiş, sonra... Ama bu, Basra ve Musul vezirleri banklarına benziyor, diye haykırmış. Sonra arığı çözmüş ve takkenin içine dikili bir bez parçası bulmuş. Hemen onu oradan çıkarmış, sonra kuşağı yerinden kaldırmış ve altında Hasan Bedreddin'e Yahudinin verdiği bin altın dinarı içeren keseyi bulmuş. Bu kesede başkaca Yahudinin el yazısıyla yazılmış bir kağıt parçası da varmış ve yazı şöyleymiş, ben, Basra'da tacir falan kimse, karşılıklı anlaşma üzerine, Allah'ın iyiliğini üzerinden eksik etmemesini temenni ettiğim Vezir Nureddin'in oğlu Hasan Bedreddin Efendimiz'e, Basra'ya ilk gelecek olan babasının gemisindeki mallar için bin altın dinar verdim. Bu kağıdı okuyunca, Vezir Şemseddin haykırarak bayılıp yere düşmüş. Kendine geldiği zaman, sarıkta bulduğu dikili bezi aceleyle açmış ve hemen kardeşi Nureddin'in yazısını tanımış. Bunu görünce, ağlayıp sızlanmaya başlamış ve ah! Benim zavallı kardeşim! zavallı kardeşim, diye inlemiş. Biraz sükunete kavuşunca, Tanrım. Sen nelere kadirsin, demiş, sonra kızına, kızım, o gece kendini sunduğun kişinin adını biliyor musun? Bu, benim kardeşim Nureddin'in oğlu, senin yeğenin olan Hasan Bedreddin'dir. Ve bu bin dinar senin başlık parandır. Allah'a şükürler olsun, demiş. Sonra da şu iki şiiri okumuş, izlerini yeniden görüyorum ve hemen, ona yeniden kavuşma arzusuyla eriyorum, tam olarak. Mübarek yerler anısına, gözlerimin tüm yaşını akıtıyorum. Ve kendi kendime soruyor, yanıt alamadan ağlıyorum, beni kim ondan koparıp aldı, diye. Ah! Dertlerime neden olandan yalvararak onu bana geri yollamasını istiyorum. Ondan sonra kardeşinin anısını dikkatle okumuş ve orada Nureddin'in ve oğlu Hasan Bedreddin'in doğumunun tüm öyküsünü anlatılmış bulmuş ve özellikle kardeşinin verdiği tarihlerle Kahire'deki kendi evlenmesinin ve kızı Sitül Hüsnün doğmasının tarihlerinin birbirine uymasını hayretle karşılamış. Ve bu tarihlerin noktası noktasına birbirine uyduğunu saptamış. Öylesine şaşıp kalmış ki, hemen gidip sultanı bulmak ve ona kağıtları göstererek tüm öyküyü anlatmak istemiş. Ve sultan da, kendi bakımından, Öylesine şaşıp kalmış ki, sarayın katiplerine bu harika öyküyü yazmalarını ve dikkatle dolapta saklamalarım emretmiş Bezi Şemseddin'e gelince, eve kızının yanına dönmüş ve yeğeni Hasan Bedreddin'in dönmesini beklemeye başlamış. Fakat sonunda nedenini bilmeden Hasan'ın kaybolduğunu anlamış, kendi kendine, vallahi. Bu serüven, ne inanılmaz serüvendir. Gerçekten bir eşi daha görülmemiştir, demiş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görmüş, yavaşça Hint ve Çin hükümdarı Sultan, şehriyarı daha fazla yormamak için susmuş.